Hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Müslümanlar Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmaz, harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecek. Rabbimiz Bakara suresi 120. ayette buyuruyor ki dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacak. Ama diyor arka tacı haber vermeyecek diyor ya, işte o arka tacı bu katliamı destekleyen bu kavim, bu uluslararası şirketler. Yani aslında hadis bunu haber vermiş. Yani iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudur. Yani onlar birbirinin tarafını tutar. İçinizden onları dost tutanlar, onlardan uluslar arası şirketleri boykot etmek zorunda. Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki kafir olan bir kavmi seven, onlarla dostluk kuran mümin kıyamette onlarla beraber haşrolur. Kardeşlerim, seyahatimiz devam ettiği için mecburen bu videoyu da arabada çekmek zorundayım. Bugün size İsrail-Filistin savaşında Müslümanların galip geleceğini haber veren bir hadis-i şeriften bahsedeceğim. Ama hadise geçmeden önce şu konuya kısaca değinmek istiyorum. Bakın kardeşlerim, dünyada devasa bütçelere sahip uluslararası şirketler var. Bu şirketlerin Türkiye'de de iştirakleri var, çalışmaları var, şubeleri var. Ve bu uluslararası şirketler şu an İsrail'e ciddi manada yardımda bulunuyor. İsrail'in yaptığı katliamı destekliyor. Yani Müslümanlara da mal satarak para kazanan bu uluslararası şirketlerin bazıları açıktan İsrail'e destek veriyor. Artık katliamı da geçmiş, soykırım yapan katil bir devlete ve katil bir anlayışa yardımda bulunuyor bu uluslararası şirketler. Neden? Çünkü küfür tek bir millettir. Bakın Rabbimiz Bakara suresi 120. ayette buyuruyor ki dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklar. De ki doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yani siz Yahudilere ve Hristiyanlara benzemedikçe, onların dinine girmedikçe onlar size dost olmaz diye bize bildiriyor Rabbimiz. Şu an içinde bulunduğumuz durum tam olarak bu aslında. Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlara dost olmuyor. Neden? Çünkü küfür tek bir millet olduğu için. İşte İsrail masum çocukları, masum kadınları öldürüyor. Ama bu uluslararası şirketler küfür tek millet olduğu için İsrail'e sahip çıkıyor. Bakın Rabbimiz Maide suresi 51. ayette buyuruyor ki ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudur. Yani onlar birbirinin tarafını tutar. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. Bakın işte bu ayet onların birbirine hep sahip çıkacağını ve Müslümanlara hep düşman olacaklarını bize haber veriyor. Ve onların dinlerine ve kültürlerine dost olmayın diyor ayet-i kerime. Ama maalesef biz dilimizde İsrail'i ve Yahudileri lanetlerken fiillerimizle onların kültürlerine dost oluyoruz. Onların kültürlerini yaşıyoruz. Bu yüzden de ayetin sonunda haber verildiği gibi Allah bize yolumuzu göstermiyor. Ve bakın o adetlerini dost edindiğimiz Yahudiler var ya, öyle bir topluluk ki ayette şöyle geçiyor. Ali İmran suresi 112 ve 113 kaynakla veriyorum ki bakalım diye. Onlar yani Yahudiler nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allah'ın ahdine ve insanların himayesine sığınmadıkça kendilerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Yani bu ayet peygamberleri öldüren bu kavmin lanetlendiğini bize bildiriyor ve onları, yani onların kültürlerini dost edinmeyin diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki kafir olan bir kavmi seven, onlarla dostluk kuran mümin kıyamette onlarla beraber haşrolur. Tabi buradaki dostluk konusu şu: elbette insani ilişkiler kuracağız, onlara bir şey anlatacağız, dinimizi anlatacağız, arada irtibatlar kuracağız. Ama onların kültürlerine ve dinlerine dost olmayacağız. Ama maalesef biz şu topluma baktığımızda görüyoruz ki işte Batı'nın kültürünü almışız, ahlaksızlığını almışız, onların kültürlerine dost olmuşuz ve bu dostluktan dolayı da maalesef kendi kültürümüzden
uzaklaşmışız. Özetle bütün bu anlattıklarımdan hareketle diyorum ki bu katil İsrail'e yardım eden ve destek veren ve küfür tek millettir hakikatini yaptıkları şeylerle teyit eden bu uluslar arası şirketleri boykot etmek zorundayız. Boykot etmekle kalmayacağız tabii. Şu ürünü boykot ettik, işte onun telefonunu kullanıyorsun, onun arabasını sürüyorsun diye mutlaka birçok insan söyleyecek haklı olarak. Bunu boykot etmekle kalmamalıyız. Sivil toplum olarak şu konuda bir baskı unsuru olmamız lazım. Şu an mesela İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 tane ülkesi var. İşte Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Irak, İran, Katar, Özbekistan, Arabistan, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, şu an aklıma gelen bunlar. Ürdün, bunların bir araya gelip İslam ekonomisini ayağa kaldırmaları lazım. Biz sivil toplumun da buna yönelik baskılar yapmamız lazım. Yoksa sadece slogan atmakla bu işler çözülmez kardeşlerim. Bu yapılması gereken fiili bir duadır ve bunu yapmakla mükellefiz. Şimdi kardeşlerim, bununla beraber size Müslümanların bu savaşı kazanacağını, yani İsrail ve Filistin arasındaki savaşı kazanacağını müjdeleyen bir hadisten bahsedeceğim. Bakın, hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Müslümanlar Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmaz, harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecek. Öyle ki Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacak. O ağaç ve taşlar konuşacak. Ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür diyecek. Sadece arkat ağacı haber vermeyecek. Çünkü bu ağaç Yahudilerin ağacıdır. Haşir suresinde geçen bir ayette ise Rabbimiz buyuruyor ki onlar toplu olarak sizinle savaşmazlar. Ancak müstahkem şehirlerde yahut surların ardında sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çekişmeleri oldukça çetindir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri dağınıktır. Öyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur. İşte bu hadise, bu ayetten yola çıkarak anlıyoruz ki Müslümanlar mutlaka galip gelecek. Hatta yıllar önce İsrail Devleti'nin o günkü başbakanı olan Şimon Peres'e diyor ki Kur'an-ı Kerim sizin devletinizin yıkılacağını bildiriyor diyor. Şimon Peres diyor ki Kur'an'ın bahsettiği Müslümanlar gelsin de bakarız. Yani o bile biliyor ki evet, İsrail yıkılacak, Yahudiler yenilecek. Çünkü ayette, hadiste haber veriliyor. Bu savaşı Yahudiler kaybedecek. Ama ne zaman? Gerçek Müslümanlar gelince. Evet, biz bu savaşı mutlaka kazanacağız. Hadiste bu bize haber veriliyor. Ama ne zaman? Gerçek manada dinimizi yaşadığımız zaman. Bakın, hadislerde Müslümanlarla Yahudilerin savaşacağı açıkça bildirilmiş ve tahakkuk etmiş mi? Olmuş. Evet, şu an bir savaş var. Bu savaşın neticesinde de hadiste şu bize haber veriliyor. Müslümanlar mazlum olduğu için, haklı olduğu için, Müslüm olsun, gayrimüslim olsun, dünya kamuoyunun desteğini arkasına alacak diyor. Şu an vicdan sahibi olan dünya kamuoyu İsrail'in orada katliam yaptığını biliyor. İnsanları öldürdüğünü biliyor. İşte hadis-i şerifte aslında bize bu da haber verilmiş. Yani kader planında olması gerekenler oluyor. İşte hadiste taş ve ağacın konuşulacağından bahsediyor. Alimler bunun için insanlığın ortak vicdanına, yani dünya halklarının ortak sesine teşbihtir diyorlar. Demek ki dünya kamuoyunun vicdanlı kısmı Yahudileri tasvip etmeyecek ve etmiyor. Ama Yahudileri tasvip eden, onlara destek veren, onları koruyan ve kollayan ve onlar adına savaşan bir kavim olacak. İşte az önce bahsettiğim çok uluslu şirketlerde o kavmin bir parçası aslında. İşte bu kavim istikbali net bir şekilde gören Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından arkat ağacı olarak tasvir edilmiş hadiste. Hani hadiste geçti ya, Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Yahudiler ağaçların arkasına sığınacak. Ağaçlar arkamda Yahudi var diye haber verecek. Bu insanlığın vicdanı aslında hadiste. Ama diyor arkat ağacı haber vermeyecek diyor ya, işte o arkat ağacı bu katliamı destekleyen bu kavim, bu uluslararası şirketler. Yani aslında hadis bunu haber vermiş. Yani kader planında olması gereken şeyler oluyor kardeşlerim. Biz o kavmin ürünlerini boykot ederek, kültüründen uzaklaşarak zayıflatırsak, işte o zaman İsrail ve Yahudiler mutlaka yenilecek. İşte bakın, bugün Yahudi fitnesi Orta Doğu'yu cehenneme çevirmiş değil mi kardeşlerim? Bunu görüyoruz. Ama az önce söylediğim hadis ve az önce söylediğim ayetten anlıyoruz ki bu savaş mutlaka bitecek, Müslümanlar kazanacak.
Ama ahir zamanda biz kendimize çeki düzen verene kadar da bu savaş devam edecek. Ne zaman biz birleşirsek, bir araya gelirsek, gerçek Müslümanlar olarak ortaya çıkarsak, İslamiyet'i yaşarsak, işte o zaman Yahudiler mağlup olacak. Bu hadisten, bu ayetten biz bunu anlıyoruz. Rabbim hepimizi hakiki Müslümanlardan eylesin ve Yahudilerin mağlup olacağı o zafer gününü de Rabbim bize göstersin. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun ve masum ve mazlum ve mağdur olan Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizi de Rabbim muhafaza etsin.